Diyarbakır Valisi'nin açıklaması var. Hemen oraya dönelim. Kayıp haberinin alınmasından itibaren İl Jandarma Komutanlığımızın koordinasyonunda başta jandarma, AFAD ve emniyet uzman personelimiz olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi marifetiyle ve büyük bir gayretle arama faaliyetlerine bugüne kadar titizlikle devam edilmiştir. Diğer taraftan da konunun adli boyutuyla ilgili çalışma Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda yürütülmüştür. 8 Eylül 2024 Pazar günü Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda bir jandarma arama kurtarma timi, 2 sualtı kurtarma timi, 2 jandarma özel harekat timi, 2 komando timi, 1 iz takip köpek unsuru, 2 kadavra köpek unsuru, 1 arama kurtarma köpeği, 1 drone ve 2 yeraltı görüntüleme cihazı ile mahallenin yakınından geçen Eğer Tutmaz Deresi'nde yapılan aramada kayıp çocuk Narin Güran en son görüldüğünde üzerinde bulunan şahsi kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur. İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisinde konup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğer Tutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine, cesedine ulaşılmıştır. Kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, konuyla ilgili malumunuz Cumhuriyet Başsavcılığımızın gizli kararı var. Müsaade ederseniz ben soru almayacağım. Yaptığımız açıklamalarla iktifa edeceğiz şu anda. Gelişmelerden ayrıca ihtiyaç duyuldukça basın ve kamuoyu bilgilendirecektir. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu küçük Nare'nin naaşının cesedinin bulunması ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Bu sabah saat 8.45 civarlarında bir dere kenarına getirildiği, çuvalın içerisinde olduğu, üzerinin taşla kaplandığı ve ağaç dallarıyla da örtülüp herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına böyle bir çalışma yapıldığını söylüyor.